Hür adam. İnsanlar kölelikten daha kurtulamadı. Hür adam. Kimisinin paranın kölesi oldu. Kimisinin kadının kölesi. Kimisi şeyhim öyle dedi, abim öyle dedi. Ben öyle anlıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bana göre. Bunlar hepsi put. Çünkü niye put? Seni haktan uzaklaştıran, haktan uzaklaştırıp seni senden eden şey puttur. Peki, başlayalım mı? Geçten hoş gördünüz. Baktım, iyi bir derse geldiniz. Bu akşam gelenler çok kazanacaklar. Trenlerde saat satıyorlar ya mesela. Ona benziyor. Trende mal satanlar, bunu alanlar çok kazanıyor. Bu akşam gelenler hakikaten çok kazanıyor. Abi nasıl koşturdunuz bir seniz var ya? Vallahi ben de 30 senede beri koşturuyorum. Akşam namazını Fatih Camisi'nde kılalım istedik. He. Ne oraya yetiştik ne de buraya yetiştik. Ben de 30 sene. Bugün inşallah harika bir ders olacak, sorularımıza cevap olacak. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi, baştan söyleyeyim. Alimin çocuğu zalim, zalimin çocuğu alim oluyor. Var ya böyle, çocuğum olmuyor, uyduruk adamın çocuğu acayip bulmuş. Vakıf olanların %99.8'i İmam Hatip'le din meşeli geçmemiş geçmişi. Yani çok bir ilahiyat mezunu bir tane vakıf ben bilmiyorum. İmam Hatip mezunu işte var bir tane bizde. Bu daha belli değil. Diploması bir araştırma mı var? Evet. Daha belli değil ya. Tamam mı? Yeni. Ama baktığınız zaman İslam'a hizmet eden, gönül veren hepsinde var da. Ama fedai olmuş, vakıf olmuş. Onlardan bir bakıyorsun böyle lakayt ya Vehhabi. Yani acı işte bu akşam o bir parçası o. Dörtte bir bu. Ya dikkat ediyoruz çocuğumuz olmuyor. Adam dikkat etmiyor çocuğu oluyor. Ya bu kadar dikkat edin olmadı ya. Ha? Sıfo değil de bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bu saat düzeldi mi? Ya ne yapacağım ben sizden ya? Seviyorum sizinle. Sizin mübala diyeceksin. Vallahi bu derslerin, bu kitapların, bu cemaatin, bu sohbetlerin manası yoksa Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam bu dünyada bir an gram yaşamak istemem. Beş vakit namazımdan gitmek isterim ahirete. Kitap bu okumak yok. Ders yok. Cemaat, arkadaşlarım. Ne yapacağım ki? Haber seyretmek için mi bu dünyada var? Yok. Para kazanmak için mi? Yani dünyada bir şey göstermeyin de yaşamaya değsin. Tamam da ölmek niçin istemiyorsun dedim bir tanesine. Cemaatin yok. Kitap okumasın, namaz kılmasın. Tamam da niçin yaşamasın? Ya dedi bu dünyada bir sürü şeyler var dedi. Ondan mahrum olacağım dedi. Mesela Brezilya'da ne kadar tavuk var mesela. Tamam da yani haber için adam yaşam, yani değer mi yani yaşamaya? Zaten Allah yaşatırım ya. Güneşi masraf ediyor sana böbrekleri. Sırf haber dinleyeyim, haber bültenleri saat başı dinleyeyim diye bu dünyada yaşanır mı? Adam böyle diyor ya. Kadın için yaşanmaz, kralı var ahirette. Saltanat için yaşanmaz, para kazan için ahirette saltanat var. Söyleyin bana. Mülk istiyorsan arsa, bina, vallahi ahirette daha fazlası var. Burası zaten sahte, dünya. Söyleyin de bir din olmasın, dünyaya yaşamaya değsin. He? Tam da niye yaşayacağım? Hem sonra bir şey söyle de kafama yatsın da ben mi kafayı yedim? Öyle diyorlar. Dili keskin, her şeyi keskin adam. Tamam da niye? Ha, din yoksa, Allah'ı anlamak yoksa, kendini anlamlandırmak yoksa, kainatın hakikatına geçemiyorsa, tamam da ne var ya? Neyin değişti senelerce yaşadın? Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. İman edip o güzel işleyenler var ya, mutlak bırakmış. Kim o?
Kur'an وَاَمِلُوا صَالِحَاتْ وَالِ صَالِحَاتْ mutlak bırakmış. Yalnız ıtlakı müddesini beyan eder. Ne demek salihat? Nerede Osman? Güzel işler. Salihat. Salihata ulaşılan güzel bir salihat. Peki okuyalım. Güzel bir şey ama şahsı. Çok güzel bir şey. Kişinin şahsı için o salih amel. Güzel ahlak, güzel amel. Amelü salihat. Bakalım biraz gidelim. Allah o iman edip amel bak. Ellezine amenu ve amilu salihat. Salih amelin cemi olur. Peki. Cemi. Çünkü ahlak ve faziletler hüsn ve hayır mıydı? Hayır. Hayır. Re olacaktı değil mi o? Evet. Hüsn ve hayır çoğu nisbidirler. Yani güzellikler, çirkinlikler kıyastır, mutlak değil. Mesela açlık elemi kıyastır. Mutlak kendi bizatı yoktur. Tokluk gidince açlık oluyor. Yani açlık tokluğa muhtaç. Karanlık diyoruz, nisbidir. Işık yok da ondan. Mutlak zıttı olmadan bir şey nasıl bilinebilir? Var böyle bir şey. Zıttı olmadan var. Allah mı? Allah'a gitme, bizde var. Mesela vücut. Vücudun lezzetini anlaman için yok olman gerekmiyor. İki. Hayat. Hayatın kıymetini anlaman için ölmen gerekmiyor. Üç. İman. İmanın kıymetini anlaman için kafir olmana gerek yok. 32. sözde sayıyor da. İlginç yani. Ama bunun dışındaki nisbidirler. Nevden neve gittikçe değişirler. Yani hüsn ve hayır, güzellik, çirkinlik toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiyor. Değişmeyen, değişken olmayan bir din ölçüsü. Sınıftan sınıfa nazır oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebdili mekan ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. Nedir ya? Şimdi onu anlatacak. Bunlar hükümlerdi. Yukarıdaki her şeyi aşağıda anlatacak. Mesela bak o kadar hoş bir ders ki. Bak çok hoşumuza gidecek. Nerede hata yaptığımızı göreceğiz hepimiz. Eşimize nerede hata yaptık? Nerede hata yapıyoruz? Kendimize nerede haksızlık yaptık? Nerede doğru yaptık? Tamam mı? Yani ne yapmamız lazım çözümü de söylüyor. Çok ilginç bir yer. Mesela cesaret. Kadına kullanacağız, erkeğe kullanacak. Cesaret, sehavet. Sehavet? Cömertlik. Bu akşam güzel bir ders olacak arkadaşlar. Çok ilginçti. Öyle böyle anlamadık diye girdiniz ama parkura. Şimdi giriyor bak. Mesela hayatın içindeki bir ders. Buradan çıktığınız zaman uygulanabilir bir ders. Hayatın içerisini anlatacak şimdi. Cesaret ve cömertlik. Erkekte gayrete sebep oluyormuş. Hamiyete sebep oluyormuş. Hamiyet neydi abim? Hamiyet? Yani heyecana gelip yani vatan, millet, dünya falan. O cesareti nerede veriyor? Canını veriyorsun. Vatan. Canını niye veriyorsun? Namus. Bir cevabın var. İmanın cevabı yoktur. İmanın hiç. Mesela niye canımı vereceğim? Vatan imandandır diyor. Vatan sevgisi. Vatan sevgisi imandandır. Kafir niye ölsün? Çeçenistan'ı adamlar, Ruslar tankı bile satardı. Savaşta. Nasıl saldırıyorlar? İlaç verince. İlaç tesir bitince korkuyor. Tankı silah satıyor. Niye ölsün daha? Yani bir mantığını söyle. Ahiret var mı bunların? Ben öldükten sonra diyor Ruslar yaşasın mı? Ben ölmüş. Ama biz öyle değiliz. Biz bütünseliz ya. Benim gitmem önemli değil. Birimiz şartta, birimiz garpta, birimiz ahirette, dünyada beraberiz. Günah çetiyle ölüyoruz. Bundan dolayı Müslümanlar ölüme gidiyor. Allah Resulü de benim ümmetimle diyor yüze yüz, göğüs göğüse kimse savaşamaz diyor. Şimdi
Bak cesaret, cömertlik erkekte gayrete sebeptir, hamiyete sebeptir, muavenete sebeptir. Muavenet? Yardım ediyor. Bak şimdi çok güzel sıfat değil mi? Kadına uygula şimdi. Karı da, kadın da cesaret nüşüze sebeptir. Efendim, sahabet vekaate sebeptir. Hamiyet zevci hakkını tecavüze sebep olabilir. Yani kadında cesaret iyi değil. Kocasına teslim olmaz. Cömertlik iyi değil. Namusunu verir. Anladık mı abi? Bak şurada bir diyor. Edepsizliğe sebepmiş. Hangisi? Cömert olursa bir kadın çok. Mesela kadın cesur olmalı. Erkek çok cesur olmalı. Bak. Erkek kadın cömert olmalı. Erkek çok cömert olmalı. Bir yükselteyim. Mesela şefkat. Adam şefkatli olmalı, çok şefkatli olmamalı. Yeri değiştirirsen sıfatlar değişiyor. Bir daha. Kadın şefkatlidir. Çok şefkatli. Çünkü yapacağı işe göre Allah vermiş. Çok şefkatli olması lazım. Adam çok şefkatli olamaz. Olmamalı. Fıtratını bozar. Mesela adamda hamiyet olmalı, kadında olmamalı. Hamiyet bu sefer her şeyini ortaya çıkar, kendisi evde durmaz. Vatan milleti kurtaracağım der, evde durmaz. Kadında cesaret oldu mu evde durmaz. Kadında sehavet oldu mu cömertlik namusunu peşkeş çeker. Yani erkekte fevkalade, kadında kötüdür. Ondan sonra bu yer değiştirilirse tabii bu. Mesela şöyle bir misal vereyim. Ustadın. Bekar kız 3/2 kızdır. 1/3 erkektir. Namusunu korusun diye. 1/3 erkekliği olur. Evlenince 1/3 kadın olur. Bekar erkek 1/3 erkektir. Evlenmediği için, çocuk olmadığı için 1/3 çocukluğu olur. Onun için bekarlara 1/3 çocuk nazarıyla bakacaksın. Yani hatalarına, kusurlarına çocuk şeyiyle bakacaksın. Ve uygulayayım sana. Sen evlenmeden önce anneme babana neler diyordun? Hep affediyordu değil mi? Evlendikten sonra onun 1/10 söyle, aylarca konuşmaz. Çünkü çocukluğun gitti artık. Sen sensin. Bir daha. Bekar iken anne babana söylediğin laf hiç. Tamam çek gel. Osman işte. Tamam. Anne ya. Dedi diyordu. Evlendikten sonra onun 1/10 böyle yan baksan aylarca senin suratına gelmedi. Niye? Çünkü seni çocuk gördü. İtti. Demek ki yer değiştirirsen karakter değişiyor. Bak başka bir tane daha. Daha iyi anlaşılacak şimdi arkadaşlar. Acayip bir kitap bu Risale-i Nur. Ben de anlamış değilim nasıl bir şeyse bu. Acı tuhaf yani. Aynı şeyi iki yer böyle bir şey olur mu? Salihat anlatıyor ha. Salihat bu. Mutlak bırakılan salihat. Ellezine amenu ve aminu salihat. Bunlar. Yer değiştirilen şeyler. O kemalat zannettiğimiz güzellikler. Mesela bak uygulayayım. Mesela zayıfın kavliye karşı izzeti nefsi kavlide tekebbür olur. Zayıfın kavliye karşı kavlinin zayıfe karşı tevazu zayıfte tezellül olur. Ne dedi Osman? Hadi bakalım kim yapacak? Zayıfın kavliye karşı izzeti nefsi İzzet-i nefsi. Kavide ne olur?
Kibir olur. Şöyle tersini düşün. Kavinin zayıfe karşı tevazuyu zayıfte tezir. Mesela belediye başkanı makamı karıştırırsanız. Makamındayken gitsin simitçilerle, sportacılarla, dükkancılarla o ne var ne yok konuşsa makamın getirmiş olduğu o şeyi koruyamadığı için zelil olur. Bizim başkan deyip lakayt kalır. Yani. Evet. Mesela zayıfın kaviye karşı tamam mı? İzzet-i nefsi kavide ne olur? Tekebir olur. Bu ne demek? İzzet-i nefsi güçlü olan yaparsa kibir olarak gözükür. E tabi. Yani böyle adam şey eğilmiş böyle. Şahsiyetini yıkarmış. Adam da kibirlerine şey yapar yani. Merhametini değil. Değil mi ki? Ha burada söylüyor daha iyi. Bunu anlamadınız. Bir ulul emr. Ne anlamadınız biliyor musun birincisi? Ben anlamadığım için sen de anlamadın. Bak şimdi aşağı ile yukarı beraber işleyelim. Bir ulul emr, belediye başkanı, padişah başbakan, makamında ciddiyeti bakardır. Makamında, buyurun. Hele ooo ne var ne yok ya Mehmet Ağa, ha, nasılsın? Böyle olmaz ya. Peki, yani ciddiyeti şahsiyettir makamında. Mahfiyeti zillettir. Estağfurullah. Buyurun öyle adam. Estağfurullah. Başım üstüne olur. Ne lan bu ya? O makamın bulunduğu bir izzeti var ya. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra başkan sen var. Burada ya abi bu iyi adamdır makamımı versen de derse yok. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Veya ya bir dakika ben bir onu kapat da ben bir konuşayım. Hadisten bahsedeyim. Otur kardeş. Otur. Otur. Öte zamanı değil mi? Yani bir ulul emr makamındayken ciddiyeti şahsiyettir, vakardır. Estağfurullah buyurun ya siz de buyurun falan. Bu da şeydir, zillettir. Aynı adam, bak aynı adam eve götürüyorsun. Ciddiyeti, otur kızım, oğlum, hanım. Allah Allah oturun ya. Böyle ciddiyeti kibirdir. Ya tamam oğlum, tamam. Hadi çık yavrum yavrum, bas. Bu da mahfiyeti tevazıdır. Aynı adam yer değişirse böyle olur. Bir tane zayıf kaviye aa paşam adamda kibir olur. Peki başka kimde kibir olur? Mesela zayıf adam. Zayıf. Tamam mı? Zayıfsa yani illa tezahür etmene gerek yok. İlle tezahür etmene gerek yok ya. Bak zayıfın kaviye, bak yer değişirse zayıf adam. Kaviye karşı izzeti nefis ediyor. Ben hem zayıf, lan belediye başkanısın tamam mı? Geldim Osman, başkanım bizim kömüre ihtiyaç var. Veya geldim mahallede dolaşıyorsun, ihtiyacı olan var mı? Olmam. Zayıfı kaviye karşı izzeti nefis yaparsa adamda da ki tekebbürüne sebep olursun ya. Ötekisi kavinin zayıfe karşı kavi yani güçlüyüm tamam mı karşı tevazu yapsa işte bu. Zayıfta ne olur? Devam. Adam öyle zanneder. Kısacası şu. Bir, çocuğa. İki, na ehillerine. Çocuğa na ehillerin, ehli olmayanlara, delilere ve o işin uzmanı olmayanlara tevazu yapılmaz. Öyle inanır. Mesela sokakta bana dese ki, ya sohbet ederken, kardeşim şu şöyle ama siz daha iyi bilirsiniz. Ben diyebilir miyim? Hocam yani siz bu işin ehli misiniz? Estağfurullah. Ne estağfurullahsa ehliyim ya. Dinin ehliyim ya. Sana göre ehliyim ben. Bunu adam diyecek ki tiyatro nasıl şey yapılıyor, nasıl yetiyor? Estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Bana lütfedip soruyorsunuz. Lan adam ehli ya, adam oynuyor. Orada makamın izzeti var, kendi izzetine karıştırma. Aynı adam makamında ayrı, evinde ayrı. Karıştırırsan karışık adam olursun.
biraz oldu mu bilmiyorum. Şey mi Hasan abi? Ha. Bir erkeğin idareciliğini mi? Sırf erkek değil. Yani bir insanın konumuna göre farklı yerlerdeki idareciliğinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Evet ama içsel yapıyı dengeye oturtma. Mesela bir tanesinde zayıfla kaviye karşılaştırdı. Ötekisi yani makamında olan bir insan. Tamam mı? Orada tevazu olmaz. Eve de o kibir olmaz. Mesela bundan olanlar var mesela. Asker. Lan! Ol! Ay! Kural adam. Garnizonda. Eve geliyor. Kendini komutan zannediyor. Tanrı ifadesi var. Ha? Tanrı ifadesi var. Acayip bir şey ya. Yani bu da öyle ama hepten de yılışık bir ateşi göre mum gibi de olmamalı ya. Sen böyle olmamalı yani. Makamlar böyle karıştırmamalı. Mesela eve makamdasın. Sayın Belediye Başkanı veya Sayın Başbakanım. Yani şey estağfurullah buyurun tabii tabii. Yok kardeşim bir makamın izzeti var ya. Makamın izzeti var ya. Makamın izzeti var. Aynı izzeti aşağıda yapma. Ha ustad da kısacası. İnsanda üç tane şahsiyet var. Karıştırırsan inan bedeli çok ağır olur. Üç tane şahsiyet var. Unutma. Kişi, bu ne işinize yarayacak? Ailevi ilişkilerde, psikoloji sorunlarında, toplumsal ilişkilerde kullanırsın. Bak, bir, beşeriyetimiz. Mesela ben buradan indiğim zaman sizinle çay içeceğim inşallah. Ömrümüz olsun. Sohbet edeceğiz. Tamam mı? Ne var ne yok, nasılsınız? Tamam mı? Sorunuzu alacağım. Sorusu olanlar var. Tamam mı arkadaşlar? Bu benim beşeriyetim. İki, benim odamda tefekkürüm var, çalışmam var, namazım var, orucum var, özel hayatımdaki Allah'a karşı duruşum var. Bu benim de ubudiyetim. Sizinle beraber yemek yemem, seyahat etmem, ticaret yapmam, ne bileyim çay içmem, bu beşeriyetim. Sakın bunu karıştırma. İki, ustadın anlattığı da hatırlarsınız. İkinci şahsiyet, orucum, namazım, Allah'a karşı duruşum, tefekkürüm, hususi dünyam yani. Bu da ubudiyetim. Üçüncü bir şahsiyet bu makam. Ha, o zaman ben bir hata yaptımsa değil, hangi şahsiyetiyle, beşeriyetiyle mi yaptı, ubudiyetiyle mi yaptı, vazife darlığıyla mı yaptı? Şey ben uyguluyorum. Hanım bir şey yaptı, tamam mı? Ya hiç demeyecek şeyi yaptı dedi. Ha, bu bir beşeriyeti var. Bir de şahsiyeti var, asliyeti. İki tane şahsiyeti var. Öyle makamı yoksa bile. Yani beşerdir. Sen her konuştuğunu, her yaptığını düşünerek mi yapıyorsun? Düşünerek mi uyguluyorsun? Yok değil mi? Pat diye yapıyoruz da pat diye. Sonra pişman olmuyor musun? O da öyle. Ha, beşeriyetiyle şahsiyetini karıştırma. Onu karıştırmayı şöyle yapıyorsun. Sen zaten hep böylesin ya. Hayda, hep genelledi şimdi. Hep böyleymiş. Yalan, düpedüz yalan yani, iftiralı. Kuyruklu yalan, hep böyle midir? Değil. Karıştırma. Beşeriyetiyle şahsiyetini karıştırma. Sen asabisin değil mi? Öfke. Abi nasıl durduracağım? Bir, gözüne bakma. İki, hakaret etti, saldırdı. Bize de yapıyorlar. Yollardan. Bakıyorum şahsiyetime mi hücum ediyor, mukaddesatıma mı? Şahsiyetime diyorsa hiçbir şey demeyeyim. Dememe çalışıyorum. Mukaddesatıma hücum ediyorsa Allah Resulü diyor ki Müslümana zillet yakışmaz. Zillet nedir ya Resulallah? Yapamayacağı işe girişmez. Ona baktım tepeleyemeyeceğim 3-5 kişi. Çekip gidiyorum. Baktım tepeleyebileceğim. O zaman tepeliyor. Evet. Allah Resulü adam öldürmüş. Biliyor muydunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam bir yumrukta adam indirmiş aşağıya. Biliyor musun? Ya. Ubey bin Halef'i Resulullah gebermiş. Hatta öldürmeden önce. Yanlışlıkla da değil. Daha savaş olmadan önce şurada şu kişiyi sahabe geberteceğim. Şurada şu, şurada ben geberteceğim şunu. Savaş olmadan önce keşif yapmış o. En büyük münafıkmış. Ordular birbirine karıştıran, yani zalim şey. Allah Resulü gebermiş. Sünnettir yani abi. Sünnettir. Ama sana şey değil. Sana değil. Sana yok. Sana yok. Yakam işte bu. Allah'ı zor durduruyorsun. Şimdi bizim tepecikte birisi var zaten. Yok. Eski kulağı kesik kadar böyle yapıyordu.
Abi yapma müsbet hareket. Adama müsbet hareket. Abi yapma müsbet hareket. Abi yapma canım. Ya buna da bir şey diyeceğiz şu arabaya. Ya çek şunu sağ. Abi müsbet hareket. Adam burasına gel. Ya sen kardeş dedi. Müsbet hareket bizi mahvetti. Korkuyordu ustadan. Müsbet hareket. Adamın böyle akıncını şamıdı. Peki mesela tertibi mukaddematta tevfiz. Tevfiz neymiş? Acele. Bak tevfiz sebeplere uymayıp işi Allah'a bırakmak. Tamam mı? Tertibi mukaddemat neydi? Bir şey varmak için sebeplerine riayet etmemek tembelliktir. Abi tevekkül ediyorum. Tarladan buğday bekliyorum. Etti mi kardeş? Yok. Allah'ın fiili esmasına iftira yapıyorsun. Tembelsin. Tereddübü neticede yani ettin tarlayı neticeyi bekliyorsun. Bu tevekküldür. Ettikten sonra tevekküldür. Etmeden tevekkül tembelliktir. Sen haşa esma-i fiiliye dalga mı geçiyorsun? Çalıştın mı kardeşim böyle terledin mi? Semere-i sahine, kısmetine rıza kanaattır. Ne zaman? Tereddübü neticeye, yani yaptın, gayret ettin, tamam mı? Ektin tarlayı, tevekkül o etmek, neticeye tevekkül etmek kanaattır. Ne yapar bu? Allah bu kadar verdi ya, fare yedi, sinek yedi, kuş yedi, yağmur olmadı biliyorum. Tamam bu Allah diyor, kanaat bu, tevekkül. Bu ne yapar peki tevekkül? İnsana ne yapar? İyi dinleyeyim. Sende niye tembellik var? Bende var. Meyli sahi kuvvetlendirir. Yani eğer sebeplere riayet ettin, neticeyi de Allah'tan bekledinse olur olmaz. Allah'ın işi. Ben sebeplere riayet ettim. İnsana şevk verir. Mevcuda ittifadü nimettiktir. Yani olmuş daha bu kadar. Onlar himmetsiz insanlar mevcuda ittifa eder. Tamam ya bir şey olur ya. Yeter bize bu. Himmetsiz insanların özelliği de bu. Karıştırmayacaksın. Karıştırdığın zaman. Demek ki tertibi mukaddematta tevfiz yani sebeplere uymamak tembelliktir. Sebeplere uyup gayret edip sebeplere uydun tarlayı ektin. Neticeyi Allah'tan beklemek tevekküldür. Bu tevekkül ehline de Allah sahaya şey veriyor. Meyil veriyor. Meyil yusa. Yani çalışma meyli olur. Tembellerde hiç şey yok. Tembelle iş buyur 10 tane fikir söylesin sana. Böyle yapmak lazım. Ya kalk yap. Acayip bir şey ya. Tembellik nefisten ve şeytandandır biliyor musunuz? 10 tane iş söyler. Takozoviç. Tamam geliyor. Takozoviç ne diyorum? Arabayı takoz koyuyorsun bir fren bir de takoz koyuyor adam. Yani şefkin de kırıyor. Ne gerek var ya? Dünya fani zaten. Ama bir sigara versene oradan. Dünya fani lan ne içiyorsun sigara? Sıkın biraz sonra gideceğim. Sigara da fani. Fert, bu da çok önemli. Bunu bilmesek cemaata ve hocalara ve kutsi şeylere hürmetsizlik ederiz veya putlaştırırız. Bak fert, mütekelim vahde olsa musamahası fedakarlığa mali salihtir. Mütekelim mal gayr olsa ihanettir, ihanet olur. Bak mesela. Ben Hasan adına konuşsam. Mütekelim vahde. Yani fert kendi adına olsa ya olur be kardeşim tamam iş olmaz. Suat Osman'a bir şey deme ya. Ya tamam işte. Ya, uzatma yani affet işte. Affet onu. Hangi konuda? Fert konusunda şahsi hukukta arabana vurdu. Şeyini aldı. Ortaktınız kısacası. Yanlışlık yaptı sana bu ortak. Biraz sallı çırptı kaçtı. Su vardı. Şey yapma. Madem o cemaattandı sen de öyle biliniyordun. Artık sus. Yani şey yapma. Affet artık. Bu kim? Şahsi hukuk. Ama sen veya ben, hele benim gibi bir yerde bulunan bir insan. O abi çok konuşuyorsun ya. Çok net konuşuyorsun. Bazıları Vehhabi diyor. Bazıları tam tersine vahdet-i vücut diyor. Zamanın İbn Arabisi diyor.
Yani acayip, bazen sekir diyor, bazen filozof diyor. Ben de ne olduğunu anlamadım zaten. Niye biliyor musunuz? Net söylüyorum. Diyorlar ki, her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her de dememek gerekiyor. Bu kardeş bilmiyor. Çok iyi biliyorum onu. E niye her doğruyu söylüyorsun? Ben her doğru, her bildiğim doğruyu söylesem hepiniz burada değil, Merkür'e giderdiniz. Her söylediğin doğru olmalı. Bak, ama her doğruyu her yerde deme. Ben her doğruyu demiyorum. Seçerek söylediklerim bunlar. Ya doğruları söylesem, ya bak her doğruyu demiyorum. Ha, sen deme kardeşim. Senin makamında demek suçtur. Benim makamımda olanların dememesi suçtur. Anladın mı?